birlikte milli bilardocu Savaş Bulut'la birlikte bu yayında sizlerle olacağız. Sayın Bulut bize yorumlarıyla eşlik edecek. Evet. Bu final müsabakasını sevgili spor severler, Çorum bölgesinden Hayati Çam ve Levent Fırat yönetecek Balıkesir bölgesinden ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Körekoğlu şu anda anonsları yapıyor. Hem hakemleri hem de sporcuları takdim ediyor. Antalya'da 15 Şubat'ta başlayan Türkiye Şampiyonası'nda 3 bant finali, yani şampiyonanın birinci etabının 3 bant finali başlıyor. Savaş Bulut, hoş geldiniz. Evet, merhaba. Öncelikle tüm izleyicilerimize selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Murat Naci Çoklu, Turgay Orak bu turnuvada finale yükselme başarısını gösterdiler. Her iki sporcuyu da şimdiden tebrik ediyoruz. Oldukça büyük bir başarı. Çünkü 1500 sporcu arasından bu noktaya kadar geldiler. Bakalım bize heyecanlı bir final müsabakası izlettirebilir. Evet, şu anda evet, Turgay Orak bant atışı sonrası Turgay Orak açılış hakkını kazandı ve şu anda açılış vuruşunu yaptı. 40'ta bitiyor sevgili seyirciler. 40'a ulaşan maçı, yani birinci etabı 3 bantta kazanıyor. Evet, bir kesme tabir ettiğimiz kısa bant, uzun bant üzerinden bir 5 bant denemesi, bakalım başarılı. Evet, başarılı bir vuruş. Şimdi tahmin ediyorum beyaz toptan bir 5 bant deneyebilir. Bu vuruşu deneyecek sanırım. Çok kolay bir vuruş değil. Biraz pozisyonun rahat olmaması sebebiyle. Bakalım, evet. Evet, biraz evet. Üzerine veya arka bölgede kullanarak atılabilecek bir atış. Başarılı bir vuruş. Evet. Turgay Orak iyi başladı birinci etabın final müsabakasına. 3 sayı birden almayı başardı. Sporcular 40 saniye içinde atışlarını yapmak zorunda. Ve şu anda yine Turgay Orak bir başka atışı yapıyor. Evet, kısa bant, uzun bant, uzun bant üzerinden bir sayı gerçekleştirmeye çalışıyor. Kısa bant, uzun bant, tekrar uzun bant. Evet, üst üste 4. sayısını da alıyor Turgay Orak. Kalan pozisyon çok kolay değil. Birkaç alternatif var. Kırmızı toptan tek bant denemesi olabilir. Ya da hemen önündeki sarı toptan uzun bant, kısa bant, kırmızının yanından geçtikten sonra tekrar uzun, kısa, uzun üzerinden üzerine gitmeye çalışabilir. Muhtemelen onu deneyebilir diye düşünüyorum. Hayır, başka bir şey deniyor. Uzun uzun, kısa bant, 3 bant üzerine yapmaya çalışacak. Uzun uzun, kısa bant. Tabii kırmızı topun arkasındaki boşluk çok fazlaydı. Böyle olunca da işi zorlaştırıyor. Evet, çok hassas bir vuruştu. Oyun içinde bazen açılara göre sayılar çok zorluk arz edebiliyor ve çok doğru kalınlık, çok doğru tempo. Turgay Orak ilk ıslakada 4 sayı birden aldı. Bakalım Murat Naci Çoklu buna nasıl yanıt verecek? Evet, bir 5 bant denemesi. Evet.
oldukça başarılı yürüyüş. Seyircilerden de alkış alıyor. Şimdi burada beyaz top üzerinden böyle bir vuruş deneyecek. İnce görerek beyaz topu. Sevgili seyirciler, Savaş Bulut'un çiziminin üzerinden şu anda bu pozisyonu izliyorsunuz. Ve sayıyı almayı başardı söylediğiniz gibi. Evet. Genelde tabi bunlar klasik pozisyonlar. Hı-hı. Oyuncular olarak biz de hep aynı tercihleri yapıyoruz. Bir 5 bant denemesi olacak. Kırmızı topu ince görecek. Evet. Kuş geçişi başarılı. Sanıyorum kalan pozisyon da güzel olabilir. Temposu itibariyle. Evet. Tabii oyuncular bu vuruşları yaparken bir sonraki pozisyonda hazırlığı içerisindeler kendilerini. Hı-hı. Kolay bir pozisyon bırakmak adına. Ya da eğer kaçırma ihtimalleri varsa da tabii ki rakibe bir savunma yapma eğiliminde oluyorlar. Evet, oyunun içinde bu tip taktik varyasyonları bulunduruyor. Burada organizasyondan da bahsedelim biraz. Bu yıl içerisinde 4 adet yapılacak olan Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri elemelerinin birinci etabı bu. Hı-hı. 1500'e yakın sporcu katıldı 3 bant elemelerine ve bu 2 sporcu çocuğun finale kadar yükseldiler. Oldukça zorlu aşamalardan geçtiler. Bunların yanında tabii birkaç organizasyon daha vardı. Bayanlar, gençler ve veteranlar olmak üzere ayrıca artistik bilardo dalında. 2 sene önce 1170 sporcu katılımıyla Antalya'da rekor kırıldı. Evet. Ve bu seneki rakam 2000 civarında. Bu sayı neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Tüm disiplinlerde bu gerçekleştirildi. Evet. Sevgili seyirciler. Ve geçen yılın şu anda izlediğiniz sporcular çok önemli isimler. Murat Naci Çoklu geçen yılın genel klasman üçüncüsü. Evet, Turgay Oraksa geçen yılın genel klasman dokuzuncusu ve bu sporcuların birçok başarısı var. Murat Naci Çoklu'nun uluslararası düzeyde çok önemli kupaları, madalyaları var. Evet, birçok dünya kupası şampiyonluğu, milli takımlar dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu gibi ünvanlara sahip. Burada şunu da belirtelim. O 1170 kişinin katıldığı organizasyon, sporcunun katıldığı organizasyon Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Sanırım bu rekor tekrar evet. Yeniden yine ülkemizde kırıldı. Bu noktada da federasyonumuzu tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Turgay Orak, Savaş Bulut turnike üzerinden bir puan aldı değil mi? Evet, 2 sayılık bir seri yaptı, devam ediyor şu anda. Sanırım bir zikzak uzun kısa bir vuruş deneyecek. Ya da 3 uzun yaparak da yapabilir. Uzun kısa. Kısa uzun. Evet. 3 bant üzerinden kaçıyor. Ama burada, bu sayı kaçıyor. Burada Efe Kale dediğimiz bir vuruş deneyebilir Murat Naci. Yani uzun banta çarptıktan sonra yeniden kısaya evet. Dönmesi demek Efe Kale evet. Vuruş anlamına geliyor. Bakalım düşündüğümüz pozisyon uygulayacak mı? Evet. Başarılı, oldukça başarılı olmuş. İkinci ıstakası Murat Naci Çoklu'nun ve ikinci ıstakasında ilk sayısını aldı. Çekişmeli başladı mücadele sevgili seyirciler. Geçen yıl Türkiye klasmanının şampiyonu Semih Saygıner'di. Tayfun Taşdemir ikinci olmuştu. Ve şu anda izlediğiniz Murat Naci Çoklu'ysa Türkiye şampiyonasında geçen sezon üçüncü olmuştu. Burada tabii birinci ve ikinci olan Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir geçen hafta Virsen'de evet. Milli takımlar dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğünü elde ettiler. Onları da yine tebrik edelim buradan. Hatta çok şanssız bir şekilde yarı finalde Avusturya'ya kaybettiler. Evet. Ama ki tabii, Semih Saygıner de evet. Şu anda müsabakaları takip ediyor. Burada gelecek vadeden isimlerden birine son 32'de kaybetti ama evet. Uluslararası düzeyde de turnuvaları devam ediyor. Yoğun bir takvim içinde. Evet, kesinlikle oyuncular çok yoğun bir takvim içindeler ve dünya bilardosunda
Dünya Bilardo UMB Birliği UMB tarafından ciddi değişiklikler var. Bu sene yeni organizasyonlar başlayacak ve sporcular için çok yoğun bir maç trafiği olacak. Umuyorum yıl içinde yapılacak diğer organizasyonlarda bütün sporcu arkadaşlarımız üstün başarılar elde ederler. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Bilardo sporumuz geçen bir ay içinde yapılan bir protokol ile okul sporları arasına girdi. Bu bizim sporumuz adına çok büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum ve federasyonumuzun bu konuyla ilgili çok ciddi projeleri var. Bu arada tabii biz konuşurken Murat Naci üst üste 4. sayısını da aldı. Sanıyorum burada bir yan turnike denemesi olacak. Grappini görebilirsek. Evet, üst üste 5. sayısı. Toplamda 8 sayıya ulaştı ve şu anda Murat Naci Çoklu'nun Turgay Orak karşısında sevgili seyirciler 8-6'lık bir üstünlüğü var. Oyunu çok akıcı oynayabilen bir yapısı var Murat Naci'nin. Şu anda iki oyuncu da Savaş Bulut 3 ortalamayla oynuyor. Yani ıstaka başına 3 sayı çekmeyi başardılar şu ana kadar. Evet, Murat Naci biraz daha tabii yükseltti ortalamasını çektiği sayılarda. Çok başarılı bir sporcu. Uluslararası arenada. Burada ne yapar sizce? Ne dersiniz? Burada birkaç alternatif var. Tahmin ediyorum. Her iki toptan da oynamak mümkün ama kırmızı topu deneyecekmiş gibi duruyor. Bir gol atışı deneyecek. Bant, top. Bant, bant, sonrasında top. Ve tekrar bant. Evet, çok güzel bir sayı Murat Naci Çoklu'dan. Bu bir goller de seyircinin her zaman ilgisini çeken atışlardan biri. Kesinlikle çok noktasal vuruşlar. Hı-hı. Yani çok iyi bir geometri bilgisi istiyor. Ayrıca oyuncular masa kenarındaki noktaları kullanarak çeşitli sistemler uygulayabiliyorlar buralarda. Evet. Oldukça başarılıydı. Şu andaki skor sevgili seyirciler, Turgay Orak 6, Murat Naci Çoklu 10 ve Murat Naci Çoklu 2. ıslakasında üst üste 8. vuruşunu yapıyor. Kısa bant, uzun bant, kısa bant şeklinde bir 3 bant denecek. Kısa bant, uzun bant, tekrar kısa bant. Bir ters falso gördük orada kısa banta vururken top, değil mi? Çok kolay bir Savaş Bulut pozisyon değildi. Biraz mesafenin uzak olması. Evet. Yani küçük bir hata yaptığınızda sayıyı kaçırabiliyorsunuz. Evet, okul sporlarından bahsediyorduk. Yani bunlarla ilgili federasyonumuzun çok ciddi çalışmaları olacak. Biz gençlere ulaşmak en büyük hedeflerimizden birisi. Bu ülkede gençlerin spor yapması tüm spor adamlarının görevi olmalı zaten ki federasyonumuz bu konuda gerçekten üzerine düşen şeyleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Sanırım salonların, bilardo salonlarının yapısıyla ilgili bir bazı temel değişiklikler olacak. Onlarla ilgili bir düzen, bir standart olacak. Bu arada yanlış görmediysem tuşladı. Evet, bir hata geldi. Evet. Bakalım Murat Naci Çoklu bir burada. Bir kez daha seyredelim. İşte kırmızı topla beyaz top çarpışıyor ve tuş oluyor sevgili seyirciler. Bir 3 bant deneyecektir diye düşünüyorum. Kırmızı top evet, üzerinden. Evet, çizdiniz zaten siz de. Evet. Kırmızının soluna düşünüyorsunuz. Evet, uzun bant. Evet. Şimdi burada kırmızı topu da diğer köşeye doğru bırakıp tekrar kendine pozisyon oluşturmaya çalışacak. Beyaz topa güzel bir temas halinde çok büyük bir sayı kalabilir kendisine. Evet, nitekim bir 5 bant kaldı. Evet. Biraz zor bir açı. Bilmiyorum, belki bir uzatma kullanabilir bir. Bir yardımcı ekipman da kullanabiliyor. İstakaların arkasına takılan, istakanın boyuna uzatılan ekipmanlar var. Evet. Belki bir zikzak deneyebilir tahminim. Uzun 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 bir zikzak deneyecek. Evet, uzun. Uzun, kısa. Kısa ama
yürüyecek mi bakalım. Evet, evet. Son anda kırmızı topa dokunuyor. Güzel bir sayı. Evet, oldukça başarılı. Evet. Bir turnike denemesi olacak sanırım. Biraz tempolu bir vuruşla beyaz topun solundan uzun, kısa, uzundan tekrar üzerine gelecek. Biraz süratli vuracak topa. Evet, gördüğünüz gibi. Bakalım. Evet. Evet. Kıl biraz, payı kaçtı. Biraz fazla oldu. Kıl payı kaçtı. Hızı mı fazla oldu? Evet. Kalınlık biraz belki fazla oldu diyelim. Bazen böyle ufak bir hatanız işte sayının kaçmasına sebep olabiliyor. Yani çok bir de çok hızlı vurduğunuzda herhalde istediğiniz falsoyu veremeyebiliyorsunuz. Topu kontrol zaman etmek zaman çok kolay olmayabiliyor süreti çok arttırdığınızda. O yüzden zaman zaman çoğunlukla çok teknik vuruşlar seyredebiliyoruz herhalde. Evet, ayrıca onların tabii işte oyunun pozisyon anlamında kendinize pozisyon bırakmak adına çok büyük önemi var. Diğer ikinci topu kontrol etmek, üçüncü topu kontrol etmek adına. Evet, bir gol denemesi gelecek. Uzun bant, kırmızı top. Tekrar uzun ve kısa bant, üç bantlık. Sarı toptan bir 3 bant deneyecek diye düşünüyorum. Evet. Turgay Orak sevgili seyirciler 4. ıstakasında, 3. ıstakada puan alamamıştı. Şimdi 4. ıstakada bakalım biraz evvel bir sayı almayı başardı. Bir seri yapabilecek mi? Bakalım. Savaş Bulut'un çizimi üzerinden bakalım nasıl bir sayı olacak göreceğiz. Evet, düşündüğümüz gibi. Evet. Burada bir 5 bant tekrarını seyrediyorsunuz sevgili seyirciler. Kırmızı toptan bir 5 bant deneyebilir. Biraz sıkıntılı ama kırmızı topun pozisyonu. Bir tuş riski açısı itibariyle mevcut. Eğer kalınlığında bir hata yaparsa kendi topuna, kırmızı topun tuşu var. Bakalım başarılı olabilecek mi? Evet, vurdu. Bakın şimdi. Evet, söylediğiniz gibi. Açı bozuk olduğu için bu sefer tuşu kaçırdığınızda sayıya ulaşamıyorsunuz. Çok sağlam bir vuruş istiyordu. Turgay Orak 4. ıstakada 2 sayı aldı. Şu anda Murat Naci Çoklu ile arasında 4 sayı var ve sıra Murat Naci Çoklu'da. Henüz şu ana kadar boş geçmedi Murat Naci Çoklu. 4. ıstakada bakalım ne yapacak. Evet, klaps turnike atıyor. Uzun bant, kısa bant. Tekrar uzun bant. Bakalım uzundan. Evet. Savaş Bulut, klaps'i tarif edelim mi izleyicilerimize? Evet. Şimdi eğer tekrarını görebilecek miyiz bilmiyorum ama. Genelde klaps vuruşlarında kendi topunuzun dip bölgesini kullanarak İkinci toptan topu normalde ulaşmak istediğiniz çok daha ileride bir noktaya vurabiliyorsunuz. Yani topun altına vurunca dibine vurarak dibine vuracaksınız. Sonra öbür topa çarptıktan sonra bir çekme hareketi yapıyor top. Buna klaps vuruş deniliyor. Evet. Yine bu arada çok iyi bir sayı daha geldi. Bant vuruşu yaptı Murat Naci çok gerçekten. Şimdi bir turnike deneyecek sanırım beyaz toptan. Biraz tuş riskleri var ama ondan dolayı emin olmak istiyor. Kendine tekrar bir pozisyon da hazırlayabilir beyaz topu. Tekrar 5 bant dolandıktan sonra ön bölgeye almaya çalışacak. Bakalım, bakın beyaz topu takip edin. Sayıya giderken beyaz top da tekrar döndü. Evet. Tam istediği bölgeye gitti şu anda tekrar. Üst üste 3. sayı Murat Naci Çoklu. Burada kırmızı toptan tahmin ediyorum yine hafif bir klaps yaparak böyle bir sayı yapmaya çalışacak. Belki uzun bantı da kullanabilir. Yani 4 bant üzerinden de yapabilir. Ama üzerine de atabilir diye düşünüyorum. Bakın hayır, 4 bant üzerinden yaptı. Evet. Uzun ve beyaz top. Evet.
burada oyuncu bazen direkt üzerine atabileceği gibi aha, açıyla bazen de uzun mantı atarak sayıyı tam garanti almak istiyor. Çok kendinden emin bir vuruş oldu. Bu arada Murat Naci Çoklu da farkı açtı. Şu anda 16-8. Evet. Şu an 4. ıstakasında evet, 16. sayısını çekti ve devam ediyor. Yani ıstaka başına 4 sayı. Evet, 4 ortalama oldukça yüksek bir performans ve şu anki pozisyonunda tahmin ediyorum sayı olursa olmadı. Evet, çok yakın kaçtı. Olmadı. Eğer olsaydı kendine yine güzel evet, bir pozisyon hazırlamış olacaktı. Evet, organizasyon gerçekten çok büyük. Ayrıca üniversiteler arası pool yarışmaları da oldu burada. Üniversite Türkiye Sporları Federasyonu'nun evet, da katılımıyla. Evet. Çok büyük bir organizasyon. Birçok gencimiz burada yarışmalara katıldı. Evet. Ve ikinci etap sevgili seyirciler yine Antalya'da olacak. Bu kez SİDE'de Türkiye Şampiyonası'nın ikinci etabı ve 30 Nisan'la 10 Mayıs tarihleri arasında olacak. Evet. Onun hemen öncesinde de 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yine Antalya SİDE'de yapılacak. 23-29 Nisan arası. Evet. Önce Dünya Kupası, daha sonrasında da Türkiye Şampiyonası arda arda iki büyük organizasyon Nisan ayında bizi bekliyor. Bu arada Turgay Orak 5. ıstakada sayı alamadı. Şu anda 5 ıstakada 2 kez boş geçti Turgay Orak. Turgay Orak'ın ilk Türkiye Şampiyonası evet, finali, hatta ilk kez yarı final oynadı. Yarı finalde Hacı Yarab Yaman'a galip geldi. Oldukça başarılı bir turnuva geçiriyor. Son yıllarda gerçekten değeri her geçen gün yükselen bir sporcu. Bir brikol denemesi yine Savaş Bulut. Bir brikol 3 bant bakalım. Evet, başarılı. Güzel sayı. Murat Naci Çoklu temposunu hiç düşürmeden devam ediyor. Evet, burada bir iki alternatif var. Bir 5 bant olabilir. 5 bantın haricinde tahmin ediyorum kırmızı toptan böyle bir vuruş deneyebilir diye düşünüyorum. Biraz yine süratli vuracak topuna. Çok kolay bir açı değil ama. Evet, evet, oldukça tam, başarılı tam, bir vuruş. Tam çizdiğiniz gibi Murat Naci Çoklu ikinci sayısını aldı üst üste 5. ıstakada. Tabii çok sessiz konuşmak zorundayız. Çünkü sporcu konsantrasyonu için sessizlik çok önemli bu sporda. Evet, konsantrasyon bütün spor dallarında çok önemli. Bizim gibi, bizimki gibi sporlarda da oldukça üst düzeyde önemli. Oyuncu çünkü en ufak bir konsantrasyon eksikliğinde başarısız olabiliyor. Evet, bir hata geldi. Murat Naci Çoklu da kendisine kızdı orada. Nasıl evet, yaptım ben bu hatayı der gibi. Ama gerçekten çok başarılı bir karşılaşma çıkarıyor şu evet, an. Evet, şu ana kadar yani 3.6 ortalamayla oynuyor Murat Naci Çoklu ve 18-8 önde Turgay Orak karşısında. Evet, Turgay Orak bir düz turnike deneyecek. Kısa bant, uzun bant, uzun banttan veya tekrar kısa bandı kullanarak sayıya ulaşmaya çalışacak bakalım. Kısa, uzun, uzun. Evet. Kısa kaçtı. Oradaki arkadaki küçük evet, boşluktan kaçıyor sayı. Bunları kontrol etmek gerçekten çok kolay değil. Çok küçücük bir hatanızda o deliğe gidebiliyor top. Halbuki o kırmızı top biraz daha yakın olmuş olsa evet, işi zaman daha kolay olacak değil mi? Evet. Altıncı ıstakada da sonuç alamadı Turgay Orak. Buyurun. Evet, burada tabii Murat Naci'nin şu anda çok sayı çekiyor oluşunun da onun üzerinde bir baskı evet, oluşturduğunu düşünüyorum. Mutlaka ki oyuncular bu durumlarda etkileniyorlar. Çünkü kaçırdığınız an rakibiniz her zaman seri yapabiliyor evet, ve farkı açacağını biliyorsunuz. Evet, evet. Bu da büyük stres. Çok kolay değil. Bakalım burada tahmin ediyorum bu atışı deneyecektir diye düşünüyorum ama çok da kolay değil açısı itibariyle. Biraz sarı topun kırmızı toptan gerisi diğeri de olması itibariyle. Evet. Evet, Murat Naci Çoklu fazlaca düşündü. Herhalde evet, maçın başından evet, bu yana ilk kez bu kadar. Güvenemediği için evet, beyaz toptan ama çıkıyor. Çok zor. Yani çünkü beyaz topun banda yakın olması itibariyle. Bakalım. Evet, bakalım.
Gerçekten zor. Çok sanırım zor. Belki burada biraz savunmaya dönük bir atışta düşmüş olabilir. İlk kez zaten maçın başından bu yana ilk kez bu kadar çok düşündüğü bir vuruş öncesinde. Evet, ilk olarak kırmızı toptan bizim çizdiğimiz atışı yapmayı düşündü. Daha sonrasında kararını değiştirdi. Şimdi bakalım Turgay Orak geri dönebilecek mi? Yani devre arasına tam bir sayı var. Murat Naci Çoklu 20'ye ulaştığında bir ara verilecek. Ama o aradan önce bakalım Turgay Orak maça tutunabilecek mi? Evet, bir kısa bant, uzun bant, tekrar kısa bant üzerinden, kırmızı top üzerinden sayı yapmaya çalışacak. Kısa bant, uzun bant, tekrar kısa bant. Bakalım. Evet, oldukça başarılı. Evet, iki ıslaka sonra sayıyla buluştu Turgay Orak. 19-9. Çok kolay bir açı değil. Tahmin ediyorum. Bir klaps atarak sarı toptan böyle bir vuruş deneyebilir. Burada tabii bir tuş riski var. Yine yani beyazla sarının birbirine vurabileceğini, evet, düşünüyorsunuz. Bir alternatif de burada var. Evet, ikinci alternatifi deniyor. Çok küçük bir boşluk var orada. Evet. Ve sayıyı aldı. Alkışı da aldı. Teknik vuruşlardan birisi herhalde. Evet. Burada tabii tercihlerde o birinci alternatifteki tuş riskini değerlendirdiği için ikinci alternatif. O riski almak istemedi herhalde. Evet, çok kolay bir açı değil. Kırmızı toptan bir yan turnike atacak. Üç veya dört bant üzerinden de her iki şekilde mümkün ama üç bant üzerinden atmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Bakalım üç bant üzerinden. Evet, başarılı oldukça güzel bir pozisyon hazırladı kendisine. Uzun zaman sonra yeniden bir seri yakalamayı başardı Turgay Orak ve 19-11 farkı şu anda 8'e indirdi. Kırmızı toptan bir turnike deneyecek. Biraz sert olması gerekiyor. Evet, bakın. Evet. Evet. Küçük bir farkla kaçırıyor. Bu sayı kıl payı kaçtı. Murat Naci Çoklu 3,167 ortalama, yani tek ıstakada 3,167'lik sayı alma ortalamasıyla mücadele ediyor. Şu ana kadarki en yüksek serisi 7 sevgili seyirciler. En yüksek ikinci serisi ise 4. Ve bir bant atışı deneyecek. Kısa bant, uzun bant, tekrar beyaz top, sonra tekrar uzun bant. Bakalım kısa bant, uzun bant, beyaz top. Evet. Arkadaki boşluktan. Murat Naci Çoklu maçın başından bu yana ilk kez boş dönüyor masadan. Şimdi bu bir şans artık Turgay Orak için. Maça evet, tutunmak oyna, için bir şans. Tutunmak adına zaten bu noktalarda yaptığınız bir hatada rakibiniz çok yüksek bir seriyle oyunu koparmak adına çok ciddi hamleler yapabilir. Ne dersiniz? Kolay bir sayı mı sizce? Bir 5 bant da deneyebilir. Ya da kırmızı toptan uzun uzun kısa, ama çok kolay bir sayı olduğunu düşünmüyorum. Ama başarılı da olabilir. Açısı itibariyle sayıya çok konsantre gözüküyor. Uzun uzun kısa şeklinde. Bakın sarı topun hemen dibinden bir bant olacak. Evet. Çok güzel bir sayı. Başarılı. Gerçekten çok güzel bir sayı. Turgay Orak'tan. Burada Turgay Orak'ın konsantrasyon yüzdesi gerçekten çok yüksek bir sporcu. Bütün maçlarında gerçekten evet, bu konsantrasyon düzeyini en üst düzeyde tutup başarıya ulaşmasını biliyor. Bu noktaya böyle geldi. Birkaç alternatif var. Kırmızı toptan turnike atabileceği gibi bir düz turnike de atabilir sanırım. Kalın görerek bir düz turnike atacak, ters bant. Kısa bant, uzun bant, kısa bant, uzun bant, tekrar uzun bant uzun, üzerinden. Evet.
Evet, oldukça başarılı. Üst üste ikinci sayısını da 8. ıstakasında almayı başardı Turgay Orak. Kalan pozisyon çok kolay değil. Sarı topun açısı biraz sıkıntılı. Uzun bandı da kullanabilir, kısa bandı da kullanabilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Kırmızı toptan çıkmayı hiç düşünmedi. Hayır, çok uzak. Çok uzak olduğu evet. için topa istediğiniz kalınlığı yapmak evet. çok kolay değil. Bir de banta yakın olması. Evet. Evet, uzun band, kısa band. Uzun band, tekrar uzun band üzerinden deniyor. Oldukça başarılı bir uçuş. Evet. Çok güzel bir sayı daha. 19-14. Kalan pozisyon oldukça zor. Şimdi her iki topun banta çok yakın kalmış olması sayıyı oldukça zorlaştırıyor. Burada sanıyorum biraz savunmayı da düşünecektir. Evet, sarı toptan bir vuruş deniyor. Tahmin ediyorum kısa uzun uzun şeklinde yapmaya çalışacak. Sarı top, kısa bant. Sarı top, kısa bant, uzun bant. Tekrar uzun bant. Orak 3 sayı aldı 8. ıstakasında Turgay Orak. Ve farkı 5'e indirdi. Şimdi Murat Naci Çoklu. Evet. Burada iki alternatif var. Kırmızı toptan bir darbeli vuruş, sonra tekrar top geri dönüp bir efe kare ya da içinden bir 5 bant. Sanırım ilk alternatifi yapacak. Bakalım. Evet. Evet, düşündüğümüz vuruşu. Evet, 20'ye ulaştı. Murat Naci Çoklu. Her iki toptan da vuruş yapabilir. Tahmin ediyorum kırmızı topu tercih edecektir diye düşünüyorum. Bir efe kare düşünebilir, bir turnike düşünebilir. Çok alternatif olan bir pozisyon ama kırmızı top üzerinden düşünecek. Evet, kısa banttan sayı yapabilirse güzel de bir pozisyon hazırlayabilir kendine. Evet, 4 bant üzerinden bir sayı almayı başardı. Evet, burada kırmızı toptan 3 bant denemesi olacak. Ayrıca kendine de güzel bir pozisyon hazırlayabilir. Kırmızı topu güzel bir yerde bırakabilirse. Bakın kırmızı top köşeye çok yakın ve büyük bir bölgede kalınca tabii bu diğer yeni sayı için oldukça büyük bir avantaj oluyor. Olacak dediniz ve oldu. Bazen olabilir diyorsunuz ama evet. burada çok emindiniz ve söylediğiniz evet, gibi de oldu. Çünkü alternatifsiz bir tercih etti. Evet. Evet, bir acem 5 bant denemesi yapacak. Istakasının arkasını özellikle kaldırıyor topu döndürmek için. Evet. Mesela topun dönerek sayıya gitmesi olacak ama biraz kalın oldu sanırım. Bakalım. Evet, yine de sayı alıyor. Evet, burada eğer istakanız paralel olmuş olsaydı o zaman top daha o kadar uzun, dönmeyecekti. Evet, dönmeyecekti ve arka bölgeden kaçma ihtimali artacaktı onun için. 23-14 şu anki skor. Bir 5 bant deneyecek. Beyaz toptan uzun kısa köşeden döndükten sonra uzun kısa uzun tuşladı. Evet. Evet sevgili seyirciler, bir dakikalık kısa bir aramız var. Akabinde tekrar devam edeceğiz. Bu aradan yararlanarak sizlerden izin istiyoruz. Avrupa futbolunda yaşanan son gelişmeler bu programda. Maçlardan özet görüntüler, takımlardan son haberler, analizler ve değerlendirmeler. Veli Yiğit'in sunumu ve Serkan Reçber'in yorumlarıyla Avrupa Stüdyosu hafta sonu TRT Spor'da.
yeniden birlikteyiz. Antalya'da Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası birinci etap final maçını sizlerle bu heyecanı yaşıyoruz. Ve Murat Naci Çoklu'yla Turgay Orak karşı karşıya geliyor. Murat Naci Çoklu ilk bölümü 23-14 önde tamamladı ve 5 dakikalık bir ara verildi. Bu arada da maçın önemli anlarını hatırlıyoruz. Şunu söylemek lazım. Murat Naci Çoklu sevgili seyirciler son 32 turunda Ahmet Köseoğlu'nu mağlup etmeyi başardı. Son 16'da Fadıl Özdemir'i, çeyrek finalde Can Çapağı, yarı finalde Tayfun Taşdemir'i, ki Tayfun Taşdemir geçen yılın ikincisi ve dünya şampiyonlukları bulunan bir isim ve onu da mağlup ettikten sonra finale geldi. Turgay Oraksa son 32'de Hakan İncekaray'ı, son 16'da Çavuşoğlu'nu, son 8'de Adnan Yüksel'i ve yarı finalde de Hacı Arap Yaman'ı yenerek finale çıkmayı başardı sevgili seyirciler. Evet, oldukça başarılı maçlar çıkartan iki sporcu. Yarı finaller çok çekişmeliydi Savaş Bulut. Evet. 40-36, 40-37'lik skorlar vardı. Tabii finale yaklaşıldıkça sporcular arasındaki makas da daralıyor. Şöyle, bence turnuvanın birçok maçı 32'den itibaren oldukça çekişmeli geçti. Tabii bu rekabet aslında bütün sporcuları başarıya da iten bir etken. Biz birbirimizle yarıştıkça birbirimizi başarıya itiyoruz ve sonuçta içimizden en başarılı olarak çıkan sporcu da bu ülkeyi temsil ediyor. Siz de son 32'de Burhan Genç'le eşleştiniz. Evet. O da çok çekişmeli, güzel bir maçtı. 40-37 kaybettiniz Burhan Genç'e. Evet, onu da tebrik ediyorum. Sonuçta o da iyi bir turnuva çıkardı. Tabii biz daha bu organizasyonlara çok devam edeceğiz. Evet. Birbirimize kazanacağız, kaybedeceğiz. Önemli olan bu sporun içinde olabilmek, bu spora genç yetenekler kazandırabilmek. İşte bu noktada okul sporlarının içine girmiş olması bizim sporumuzun. Biz bunu, konuyu çok değerli buluyoruz ve birçok ilde çok ciddi atılımlar var. Örneğin ben Düzce'de yaşıyorum. Bizim ilimizde bu konuda bir tesis yapılıyor. Biz burada genç öğrencilere ulaşıp onlara eğitim vermeyi planlıyoruz. Bunun gibi birçok ilde projeler var. Federasyonumuzun tabii planlamış olduğu salonlarla ilgili çalışmaları var. Onlara bir standart getirmek. Buraların hepsini birer eğitim yuvasına çevirip gençlerimizi bu spora kazandırmak istiyoruz. Çok önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde gerçekten gençlerimize baktığımızda sosyalleşmeyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani gençlerimizin daha çok elektronik cihazlara bağımlı bir hale geldiğini, evlerinden çıkmaz olduğunu görüyorum maalesef üzülerek. Bu noktada bu tip sporlar çok önemli. Herhangi bir spor dalına kazandırdığınızda genç bir insanı ve de o spora tutkulu bir şekilde yaklaşırsa kesinlikle bırakmıyor ve devam ediyor. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Herhalde dünyanın en tüm sporlar öyledir ama en centilmenlik dozu yüksek sporu bu spor. Evet, herhalde. Bilardo her zaman o şekilde anılır. Gerçekten biz oyuncular olarak her zaman birbirimize karşı olan saygımız. Örneğin oyunda şanslı bir sayı aldığınızda rakibinizden özür dilemeniz bile, bilmiyorum başka bir sporda var mıdır? Ya da iyi bir sayı aldığınızda rakibiniz sizi alkışlayabiliyor. Tabii ki, tabii ki. 23-14'tü ikinci devre için ne söylersiniz? Evet, çok kolay olmayacak. Turgay Orak'ın geri dönmek adına mutlaka çok çaba sarf etmesi gerekecek. Murat Naci Çoklu oldukça başarılı bir müsabaka çıkarıyor şu anda. Evet. Oyuncular moladan döndüler. Turgay Orak devam edecek. Turgay Orak beyaz topla oynuyor ve bir 5 bant denemesi olabilir. Ama çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü kırmızı topun gideceği bölge itibariyle bir risk oluşturabilir. Tabii aynı atışı kırmızının diğer tarafından da düşünebilir. Bakalım, orada kırmızı topu topa yapacağı kalınlık çok önemli. Bir kalınlık hatasında sayıyı kaçırabilir.
tabii iyi analiz etmek istiyor. Burada time out, yani ekstra bir 40 saniyelik daha süre aldı. Oyuncular 40 saniye içinde vuruşu gerçekleştirmek zorundalar. Ve 3 kez, bir maçta 3 kez evet. bu hakka sahip bilardocular. Bakalım kırmızı top ne yapacak? Evet, gördüğünüz gibi başarılı bir vuruş. Kısa, uzun, kısa, uzun, kısa ve 5 bant üzerinden. Evet. Turgay Orak ikinci devreye iyi başladı. Kalan pozisyon çok kolay değil. Tahmin ediyorum sarı toptan uzun, uzun. Uzun, uzun. Kısa böyle bir vuruş deneyecek. Aynı zamanda defansifte bir vuruş. Yumuşak vurmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Biraz tempolu vurdu. Arkadan kaçtı evet. bu sayı. Kalınlık hatası geldi. Bir sayı aldı. 9. ıstakasında Turgay Orak. Sıra Murat Naci Çoklu'da. Beyaz toptan bir zikzak denemesi olabilir. Olabilir. Böyle siz çizince çok basitmiş gibi görünüyor ama Savaş evet, Bulut o kadar değil değil mi? Tabii bunu 3 bant olarak da düşünebilir. Daha fazla bant yaptırarak da düşünebilir bakalım. Evet, söylediğiniz olarak... gibi. Evet. Murat Naci Çoklu da ikinci devreye sayıyla başlıyor. Evet. Oyunu çok akıcı oynayabiliyor Murat Naci. Çok başarılı bir sporcu. Son 3 yıl içinde kazanmış olduğu 2 tane Dünya Kupası var. Bir 3 bant denemesi olacak. Uzun, kısa, uzun şeklinde. Evet, oldukça başarılı bir vuruş. Murat Naci Çoklu, 2017 Dünya Kupası üçüncüsü Vietnam'daki organizasyonda son olarak üçüncü olmayı başarmıştı. Bunun yanı sıra Avrupa Kulüpler Şampiyonlukları ve yine Savaş Bulut'un da söylediği gibi Dünya Kupası şampiyonlukları var. Evet, bir 3 bant denemesi olacak. Beyaz toptan uzun, kısa uzun şeklinde. Buradaki vuruş tempoları da çok güzel. Kendilerine pozisyon bırakmak adına inanılmaz güzel. Evet, burada beyaz toptan bir yan turnike denemesi olacak. Yine olabilir değil, olacak evet, dediniz. Evet. Kendine de pozisyon hazırlamaya çalışacak. Yani burada sayıyı kırmızının olduğu yerde evet. kısa banttan almak avantajlı. Yani başka bir vuruş ihtimali düşünmediniz siz de. Evet, evet. Ve o şekilde de Murat Naci Çoklu vuruşunu yaptı. Evet. Kırmızı toptan bir 5 bant deneyecek diye düşünüyorum yeni pozisyonda. 27-15, fark 12 sevgili seyirciler. Evet, biraz topa yatmak zorunda olduğu için alternatif pozisyonlara bakıyor. Yine beyaz toptan da bir 5 bant deneyebilir. Evet. Kırmızı topa yatmak biraz zor olduğu için pozisyon itibariyle. Beyaz toptan bir 5 bant. Uzun bant, kısa bant. Bakalım. Kırmızının birkaç santimetre uzağından gidiyor top ve 9. ıstakada 4 sayı birden almayı başardı Murat Naci Çoklu. Bu onun aynı zamanda en yüksek ikinci serisi. Evet, zor bir pozisyon. Yani burada alternatif sarı toptan uzun uzun kısa vurabilecek gibi sanki kırmızı topun arkasında küçük bir boşluk var gibi. Kırmızı topun o arkasındaki kısa bant, kırmızı top, tekrar kısa bant ve uzun bant, böyle bir vuruş yapılabilir diye düşünüyorum ama görüyor mu bilmiyorum orayı. Hayır, başka bir vuruş denedi, çok başarılı. Çok güzel, maçın en hoş sayılarından biriydi. Oldukça başarılı. Evet. Turgay Orak da şu anda geride ama kalitesini bu tip sayılarla gösteriyor evet, bize. Çok.
çok zor bir pozisyonu gerçekten çok başarılı bir şekilde sayıya çevirdi. Burada kırmızı toptan bir klaps atarak tahmin ediyorum 3 bant denemesi olacak. Kolay bir açı değil çünkü kırmızı topun kalınlık hatası yaptığınızda tekrar bu bölgeye gelerek sarı topa olan ve kendi topunuza olan bir tuş riski var. Ama çok güzel bir vuruş. Çok kalın ve bol falso ile yaparak o riski de bertaraf etti. Oldukça başarılı bir vuruş. Evet. Burada biraz açılar itibariyle sıkıntı var. Her iki toplamda oynamak mümkün ama tahmin ediyorum kırmızı toptan bir 5 bant deneyebilir, bir sırt vuruşu deneyebilir. Hangisini deniyor tam emin olamadım açısı itibariyle. Hayır, başka bir alternatif denedi. Kısa bant üzerinden bir tek bant denedi. Bakalım sayı geliyor mu? Evet, mükemmel bir vuruş. Burada alternatifsiz bir turnike deneyecek. Sadece dikkat etmesi gereken şey sarı topun kendi karşısına çıkmaması, beyaz topun. Evet. Burada tabii bunu yapmak için ince biraz tempolu vurarak yapabilir. Muhtemelen öyle yapacak. İnce ve biraz kendi topunu hızlandıracak. Hem ince hem tempolu vuracak evet, diyorsunuz. Bakın, söylediğiniz gibi burada tuş geçişini halletti. Eğer temposuz vurmuş olsa orada yakalanacaktı. Evet, İki top karşılaşacaktı. Üst üste de dördüncü sayısını aldı evet. Turgay Orak. Ve bu onun en yüksek serideki en yüksek seri rakamı sevgili seyirciler. Gerçekten kaliteli bir maç oluyor. Ortalama oldukça yüksek. Kolay değil. Zor bir pozisyon. Bir sarı topa bir klaps turnike atabilecek gibi bir sırt epe kare de atabilir. Tahmin ediyorum bir klaps. Evet, bir time out aldı. Artı 40 saniye. Kendisine bir düşünme zamanı istedi. Evet, bakalım. Klaps turnike atmaya çalıştık ama çok aslında kolay değil. Aslında çok kolay toplar, pozisyonlar da gelmiyor Turgay Orak ama şu ana kadar iyi götürdü. 4 evet. Sayı üst üste almayı başardı. Evet, bakalım. Mükemmel bir vuruş evet. Gerçekten çok iyi. Oldukça zordu. Evet. Kalan pozisyon yine kolay değil. Yani zor pozisyonlarda çok iyi sayılar alarak moral motivasyonunu da bir hayli evet, yükseltti. Şu anda hala oyunun içerisinde. Kırmızı toptan bir zikzak deneyebilir ya da uzun kısa uzun deneyebilir ama oldukça zor çünkü açı çok kolay değil. Sarı topun bandı olan açıklığı çok az, çok net vurmak gereken, çok hatasız vurmak gereken bir vuruş. İnanılmaz bir vuruş gerçekten. Evet. En yüksek serisi bu sevgili seyirciler. Turgay Orak üst üste 6. sayısını almayı başardı. Çok iyi performans. Evet. Sarı top üzerinden böyle bir 5 bant alternatifi deneyebilir diye düşünüyorum. Eğer bunda bir sıkıntı varsa da açı itibariyle kırmızı toptan bir 3 bant uzun kısa uzun bakalım. Sarıdan evet, sarı çıkacak. Düşünüyorum. Eğer sayıyı başarılı bir şekilde yapabilirse de pozisyon anlamında da beyaz top güzel bir yere gideceği için iyi bir pozisyon hazırlayabilir kendini. Evet, bakın, üst üste 7. sayı. Başarılı. Farkı 5'e indirdi. Turgay Orak rakibiyle. Murat kırmızı, Naci Çoklu'yla. Kırmızı topu kullanacak diye düşünüyorum. Evet, şu anda oldukça konsantre. Kırmızı top üzerinden bir 3 bant denemesi olacaktır.
Oldukça başarılı. Yine sayıya gidiyor. Buradaki başarı tabii sadece sayının olması değil, kırmızı topu da oldukça güzel bir bölgeye gönderdi ve evet, kendine yeni bir pozisyon hazırladı. Savaş Bulut aynı zamanda Turgay Orak şu anda maçın en yüksek serisine de ulaşmış durumda. Evet. 8 sayılık bir seri yaptı ve farkı da 4'e kadar indirdi. Bir turnike deneyecek. Evet. Çok başarılı. Üst üste 9. sayı. Maç çok güzel bir hal aldı gerçekten. Özellikle devreden sonra Turgay Orak'ın performansı ile birlikte. Evet, şu anda 9 sayılık bir serisi var. İşte sizin çizdiğiniz buydu. Evet. Ve tam da sizin çizgileriniz üzerinden sayıyı bu şekilde alıyor. Evet, şimdi Turgay Orak sarı top üzerinden. Yine bir turnike oldukça başarılı. Evet. 10. sayısını 27-15. 27-15'ti. 27-25 oldu şu anda. 10 sayılık seriyle. Evet. Burada tahmin ediyorum kırmızı toptan bir vuruş gerçekleştirebilir. Eğer bu arada Murat Naci Çoklu da ekranda. Şu anda Murat Naci Çoklu ne düşünür Savaş Bulut? Rakibiniz 10 sayı seri yapmış, geri dönmüş. Ne düşünürsünüz? Bilmiyorum, tabii sonuçta Murat Naci çok tecrübeli bu arenada. Benzeri olayları defalarca yaşadığı için tahmin ediyorum kendisine sıra gelmesini evet, bekliyordur. Evet, bir tuşladı. Hata geldi. 10 sayılık bir seri. Bu arada maç yeniden başladı diyebiliriz. Evet. Tribünlerden de alkış alıyor. Gerçekten güzel bir maç. 10 ıstakada 27-25'lik bir müsabaka. Gerçekten yüksek bir ortalama. Yani 10. ıstakada da 10 sayı çekmeyi başardı Turgay Orak ve o da ortalamasını 2.5'e yükseltti. Evet, bir düz turnike deneyecek. Başardı. Tabii bu turnike pozisyonunun kalması da Murat Naci Çoklu için çok büyük avantaj. Kesinlikle, tabii hata gelince kontrol edemedi. Evet. Belki zor bir pozisyon kalsaydı, aslında çok zor bir pozisyon değildi. Sadece açı itibariyle tuşu kaçırmak gerekiyordu. Defansı da düşünmedi. Sayıya odaklı bir vuruş yaptı. Tabii orada kaldığınız pozisyon rakip için tehlikeli. Çünkü şu anda Murat Naci de kalkıp da 13 sayılık bir seri yapıp maçı da bitirebilir yani. Evet, bir hata geliyor, ondan da kolay evet, bir pozisyonda. Sadece bir sayı alıyor. Evet, çok kolay bir açı olmamakla birlikte uzun, kısa uzun ve sarı topun üstüne gideceği bir tercih yapacaktır diye düşünüyorum. Falso fazla kullanmayacak yani topunda. Evet, bakın. Evet, düşündüğümüz tercih yaptı ama hata geliyor. Uzun, kısa, uzun, tekrar uzun ama sarı topun yine birkaç santimetre yanından geçiyor. Evet. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz Necati Bey. Evet. Tabii bunların hepsi demek ki bizim ülkemizde federasyonumuz o kadar doğru işlere imza atıyor ki sporcularımız gerçekten sürekli grafiklerini yükseltiyorlar. Evet. Başarı grafiklerini yükseltiyorlar. Gerçekten son yıllara göre baktığımda oyuncuların performansı her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yani ulusal anlamda ne kadar rekabetçi olursanız uluslararası arenada da o denli başarılı olursunuz. Evet, bu noktada ben Sayın Başkanımız Ersan Ercan'a ve yönetim kuruluna teşekkürü kendi adıma ve sporcu arkadaşlarım adına bir borç biliyorum. Gerçekten çok ciddi emekleri var. Evet. Tabii sizlerin de sporumuza göstermiş olduğunuz ilgi bizim için oldukça çok önemli. Sizlere de bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir tek point denemesi ama hata geliyor. Şimdi defansif iki sporcu da
4-5 dakikadır seriyi yakalayamadı. Evet, burada çok kolay bir pozisyon değil. Tahmin ediyorum sarı top üzerinden bir alternatif deneyebilecek gibi. Viyana dediğimiz bir alternatifi deneyebilir. Tahmin ediyorum onu deneyecek. Çok kolay değil. Bakalım. Evet. Biraz daha ileri düşebilseydi yapabilirdi sayıyı. Yani kısa bantta daha ileri düşmesi gerekirdi, evet, diyorsunuz. Evet, öyle olmuş de, olsa. Evet, uzun bantta birkaç puan daha geriye atmış olması gerekiyordu topu. Evet. Attığı yerde. Ya çok kolay bir açı değil. 3 bant denemesi gelecek. Uzun, kısa, uzun. Üzerinden bir kleps. Uzun, kısa, uzun. Sayı geliyor. Evet, oyunda çok kritik anlar olduğunu düşünüyorum şu anda. Şimdi Turgay Orak son iki ıstakada da sayı alamadı. Son iki ıstakada da sayı alamadı Turgay Orak. Murat Naci Çoklu 10. ıstakada ve 11. ıstakada birer sayı aldı. Şimdi burada bir seri yakalarsa avantajı da artık eline geçirmeye başlamış, evet, olacak. Evet, kesinlikle. Bakalım burada beyaz topu kalın görerek uzun, kısa, uzun bir tercih var. Sayı uzundan da olabilir. Evet. Bakalım. Orada küçük bir boşluk var. Evet, uzundan da. Evet, sayıyı aldı. Tahmin ediyorum beyaz toptan bir 3 bant denemesi olacak. Biraz bol bol söyleyeyim. Evet. Üst üste 3. sayı. 32-25. 40'a ulaşan kazanıyor sevgili seyirciler. Evet, burada bir gol denemesi olabilir. Bir 3 bant bir gol denemesi olabilir. Belki bir 5 banttan da düşünebilir. Görsel anlamda güzel bir sayı. Time out. Evet, time out. 40 evet. Saniye süre istedi Murat Naci Çoklu. Aynı pozisyonu biraz daha fazla paso vererek arkadan dönerek de düşünebilir. Tabii toplu bir atış varsa onu tercih edecektir ama açı itibariyle biri gole daha müsait gözüküyor. Evet, oyuncular tabii masa üzerindeki noktaları da kullanarak çeşitli sistemlerle istedikleri noktalara ulaşabilirler. Evet, bakın biraz fazla geldi. Çoklu 3. Evet. Bu arada tabii Antalya'da seyircilerin, bilardo severlerin ilgisi de bu müsabakaya çok yoğun. Var. Burada bir kesme tercih edecek. Kırmızı toptan 3 bant üzerinden düşünecek sayıyı. Tabii burada kırmızı topu da istediği bir bölgede bırakarak tekrar pozisyon avantajı sağlamak isteyecek ama evet, çok istediği gibi olmadı mı? Gene de çok da zor değil çünkü şeyden, kırmızı toptan bir alternatif söz konusu. Çünkü çok zor bir sayı gibi görünmüyordu. O sayıyı almayı başardı. Şimdi artık seri yakalaması için kendisine iyi pozisyon kalması lazımdı. Evet, kalan pozisyon başarılı olabilir diye düşünüyorum. Çok zor değil. Bir turnike 3 bant, uzun kısa uzundan sayıya ulaşmaya çalışacak. Uzun kısa uzun. Her sayı geliyor. İkinci sayısını da aldı. Turgay Orak 13. ıslakada sevgili seyirciler.
Evet, burada bir 3 band üzerinden yapmaya çalışacak. Tabi burada sayıyı yapmakla kendinize bir pozisyon hazırlamak mümkün olduğu gibi aynı zamanda defansif de bir tercih. Eğer sayıyı kaçırırsanız sarı top orada kalacağı için kendi topu da ve diğer kırmızı top aşağı bölgede kalacak. Bakın hata geldi ama iki top evet. aşağıda çok uzakta kaldı ve pozisyon çok zor gerçekten. Yani Murat Naci Çoklu sarı topa vuruyor. İki topun orada yan yana durması kısa bantın önünde onun için bir dezavantaj. Evet, çok yakın olsalar belki bir gol alternatifi olabilir ama biraz uzak oldukları için çok kolay olmayacak. Ama yine bir gol deneyecek diye düşünüyorum sarı toptan. Uzun bant, kısa bant şeklinde. Evet. Sayıyı aldı. Sanırım hattı da çok doğru çizmişiz. Fark ettiyseniz. Tam örtüştü evet. Evet, evet bir turnike oldukça kolay bir pozisyon ve kendine iyi bir seri oluşturabileceği bir pozisyon. Beyaz toptan uzun, kısa, uzun, uzun, kısa, uzun. Uzun. 34-27. Uzun, evet. Oldukça başarılı. Ve kırmızı toptan bu sefer bir 3 bant denemesi olacak diye düşünüyorum ama bir küçük de olsa bir tuş riski olabilir. Yani o yüzden, tam o en son uzun banta giderken mi çarpışabilir? Şu an onu eğer çok ince görürse kırmızı topa, beyaz topa bir tuş riski var. Kalın gördüğünde de kendi topuna bir tuş riski var. İşte onun için çok iyi analiz etmek istiyor. Tahmin ediyorum biraz süreti artırarak çok ince bir vuruşla şu kaçırabileceği gibi biraz kalınlıkla kırmızı top tam aşağıdaki kısa banta yaklaştığında da kendi geçebilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Bakın biraz süretini artırdı. Evet. Tuşu kaçırdı ama bu sefer evet. sayı da kaçtı. 13. ıstakada 2 sayılık bir seri. 34-27 önde Turgay Orak karşısında Murat Naci Çoklu. Turgay Orak ise 13. ıstakada 2 sayı almıştı. İki ıstaka boyunca boş geçmişti Turgay Orak. Şimdi bakalım artık herhalde onun için son şanslar diyebiliriz. Evet, oyunun çok kritik yani anları. Yani çünkü mesafe azaldı. 40'ta bitiyor. Murat Naci Çoklu 34 sayı aldı. Artık Turgay Orak bu saatten sonra 5-6 sayılık en az bir seri yakalaması lazım. Evet. Bir 5 bant denemesi olacak. Kısa bant, uzun bant. Tekrar kısa ve uzun banttan dönüp sarı topun üzerine gelmeye çalışacak. Bakalım. Hayır. Evet, arka bölgesinden kullanmayı düşündü ama evet, açısı iki bant oldu. Evet, açı itibariyle çok zordu. Sanırım önünden kullanmak daha sağlıklı olabilirdi. Evet, bir turnike açısı. Murat Naci tahmin ediyorum beyaz toptan yine sert bir vuruşla bir turnike deneyecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii beyaz topun da kırmızı topa bir tuş riski var. Onun için onu kontrol edecektir. Onun için açılarına bakıyor. Eğer sayı yaparsa da oldukça avantajlı duruma geçebilir. Yüksek tempolu bir vuruş gelecek. Bakın evet. Bakalım tuş riskine. Gördüğünüz gibi evet. Evet. Şanslı bir sayı geldi bu arada. Ve o da Turgay Orak'a döndü. Bir evet. işaret yaptı. Evet, bir özür diledi. Evet, sol elini kaldırdı sevgili seyirciler, siz de gördünüz. Bazen evet. böyle oyuncular vuruş yaptıklarında şans sayıları olabiliyor. Bir 3 bant denemiz gelecek. Evet, başarılı. Evet, Murat Naci şu anda oyunu kazanmak adına oldukça
avantajlı durumda, pozisyon çok güzel çünkü. Son 4 sayısı etap şampiyonluğu için. 3 puan tekrar uzun, kısa, uzun, uzun, kısa, uzun. Evet, bir hata geliyor. Evet. Oldukça kolay bir pozisyonda. Tabii burada etapta şampiyon olmak da milli takım yolunda çok büyük avantaj sağlayacak kazanan kişiye. 240 puan olacak buradan. Ve yılı ilk 4 içinde bitirmek adına da çok ciddi bir avantaj söz konusu olacak. Evet, Turgay olarak bir Acem ismini verdiğimiz kısa, uzun, kısa, kırmızı topun solundan kısa, uzun, kısa, uzun, kısa şeklinde bir tercih yapacak. Bakalım. Sayıyı aldı. Evet. Murat Naci Çoklu da onu tebrik etti. Oldukça zor bir açıydı. Çok sevgili başarılı seyirciler, sayı olduktan sonra. Evet, burada birkaç alternatif söz konusu. Tahmin ediyorum sarı toptan kısa, uzun, kısa bir vuruş deneyecek. Hem de defansif olacak, yapacağı tercih. Yumuşak vuracaktır yapacağı vuruşu. Hayır, tahmin ediyorum diğer tarafından deniyor. Defansif, daha defansif bir tercih bu. Evet, diğer tarafından deniyor. Sarının ne? Soluna vurdu. Evet, sayıyı da yapabilir. Bakın çok defansif. Evet, oldukça zor bir pozisyon. Beyaz toptan uzun, kısa üzerinde belki dantel yaparak bir sayı düşünebilir diye düşünüyorum. Bakalım düşündüğümüz şey olacak mı? Evet. Çok az farkla kaçırdı vuruş ama oldukça da başarılı bir vuruş aslında ama çok yakın kaçıyor gerçekten. 15. ıstakada sayı alamadı Murat Naci Çoklu. Turgay Orak için bir şans daha var şimdi. Kırmızı toptan bir 3 bant denemesi olacak. Oldukça bol falso vererek kendi topuna. Belki bir 5 bant da düşünebilir. Ama tahmin ediyorum 3 bant üzerinden düşecektir diye düşünüyorum. Evet, bakın. Evet. Güzel bir sayı Turgay Orak'tan. 36-29. Eğer bu pozisyonu yapabilirse kendine çok iyi bir pozisyon hazırlayabilir. Sarı toptan ince görerek bir 3 bant denemesi olacak. Evet, bakalım. Bir hata arkasından geldi. Kaçıyor. Evet. Kalınlık hatası. Evet. Oldu. Tabii topun bantta olması itibariyle eğer o topu ince göremezseniz, hafif bir kalınlık yaptığınızda tabii top ciddi bir efekt veriyor diğer topa. Bu sefer istediğiniz bölgenin dışında bir noktaya gidiyor ama kalan pozisyon da Murat Naci için çok kolay değil. Tamam, beyaz top üzerinden uzun uzun kısa bir vuruş gerçekleştirecek ama arkasındaki boşluk nedeniyle onu kontrol etmek çok kolay değil. Bakalım başarılı olabilecek mi? Uzun uzun kısa, tekrar uzundan almayı düşünecektir sayıyı. Uzun uzun kısa, tekrar uzundan, evet. Evet. Oldukça başarılı. Alkış ediyor Murat Naci Çoklu. 16. ıstakada ilk sayısını aldı. Oldukça başarılı. Kalan pozisyon açı itibariyle çok kolay değil ama eğer tuşunu rahat kaçırabilirse kalınlıkta bir havuz denemesi olacaktır diye düşünüyorum beyaz toptan. 3 bant. Uzun kısa uzun şeklinde.
uzun, kısa, uzun. Evet. İki. Son artık iki sayı. Son iki sayı. Son iki sayı. Murat Naci Çoklu'nun etap şampiyonluğu için. Evet, bir kleps atabileceği gibi bir kısa bant kullanarak bir acem kırmızı top üzerinden deneyecektir. Şimdi bir alternatif de uzun uzun kısa. Burada tabii en uygun açıyı o değerlendirecek. Kırmızının sanırım, solundan evet, mı diyorsunuz? Sanırım bir kleps atıyor, evet. Bakalım, evet, bir kleps attı. Oldukça bol falso verdi. Top sayıya gidiyor mu? Evet, oldukça başarılı. Uzun kısa, uzun ve 3 bant üzerinden evet sayıyı alıyor. Maç sayısını da çizelim. Tahmin ediyorum başarılı da olacaktır. Maçı kazanmaya çok yakın artık. Eğer büyük bir hata yapmazsa Murat Naci. Birinci etapın şampiyonu olmaya çok yakın. Evet. Murat Naci Çoklu. Evet. Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası birinci etap finalini kazanmayı başarıyor sevgili seyirciler. Murat Naci Çoklu Turgay Orak'ı 40-29 mağlup ediyor. Evet. Turgay Orak da çok iyi bir performans ortaya koydu. Murat Naci Çoklu tecrübesini konuşturdu ve evet, onu da çok tebrik etmek başardı. Lazım. Her iki sporcuyu, hatta katılan tüm sporcuları tebrik etmek lazım. Çok güzel bir organizasyon. Organizasyonun içinde yer almak, bu tip organizasyonların içinde olabilmek de bence çok değerli. Evet. Yani her bir sporcu, buraya katılmış olan 1500 sporcunun her biri değerli. Ki çünkü tüm bu ülkemizin tabii kadını, erkeği. Tabii tüm disiplinlerle beraber de 1900 sporcu evet gibi bir rakama yani ulaşıyor. Genç, her tecrübelisi, değerli, kadını, erkeği, öğrencisi, çalışanı burada yarıştı. Antalya'daki bu Türkiye 3 bant bilardo şampiyonasının ilk etabında yarıştı. Sevgili seyirciler, tabii, bu bir rekordu, katılım rekoruydu. Yine kırıldı rekor ve işte 3 bantın finalini seyrettiniz az önce. Murat Naci Çoklu, Turgay Orak'ı 40-29 yenerek şampiyonluğunu ilan etti birinci etapta. Evet, birazdan ödül törenine geçecek sanırım. Burada tabii ben az önce ifade ettiğim şeyi tekrar ifade etmek istiyorum Necati Bey. Bence bu sporun içinde olan her bir birey çok değerli. Buradaki katılan sporcu arkadaşların her biri bu olayın içinde ayrı bir renk. Yani o sporcu arkadaşlarımız olmasa zaten bu ambiyansın, bu ortamın, burada evet şampiyon olan kişinin bir anlamı evet yok. Ben o anlamda bütün sporcu arkadaşlarımızla, bu organizasyonda emeği geçen federasyon yöneticilerimize, hakemlerimize, sporcularımıza, sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Şimdi, çok çekişmeli maçlara sahne oldu. 3 bant bilardo Dünya Kupası var 23-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Side'de ve o organizasyondan hemen sonra, bir gün sonra sadece, Türkiye Şampiyonası'nın ikinci etabı yine Antalya Side'de başlıyor. Biz Antalya Kemer ve Kiriş mevkiindeyiz evet şu anda sevgili seyirciler. İkinci etap heyecanı da Dünya Kupası ile birlikte yine Antalya'da yaşanacak, bilardo'da. Evet. Aslında Savaş Bulut, Turgay Orak 10. ıstakada 10 sayılık bir seri yaparak maça dönmüştü. Ama bunun devamını getiremedi. Evet, getirebilmiş orada olsa çok büyük avantaj da yakalayabilirdi ama sonrasında Murat Naci Çoklu kontrolü yeniden eline aldı. 11. sayıda çok zor değildi aslında, belki yapabilseydi. Hı-hı. İşte zaten hep bu kırılma anlarından bahsediyoruz. Biz sporcular olarak şunları değerlendirmeliyiz. Nerelerde hata yaptık? Evet. Maça doğru bir şekilde hazırlanabildik mi? Maç içinde hı-hı hangi hataları yaptık? Bunları analiz ettim. Bir sonraki maçta yapmamak olmalı hedefimiz. Yoksa her zaman maç kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ama doğruları ne kadar yaptığınız üzerinden kendinizi görmelisiniz bence. Peki siz bir bilardo oyuncususunuz. Maçlardan sonra kendinizi izliyor musunuz? Kendi maçınızı izleyip zaman, analiz ediyor zaman musunuz? Zaman zaman evet izliyorum. Kendimi hiç beğenmiyorum o anlamda izlerken. Zaten çok insanın kendisini izlemesi çünkü kolay bir şey değildir. Evet. Ya mutlaka hepimiz hataları yapıyoruz. Tabii bunları azaltmak, evet psikolojik hazırlıkları doğru yapmak, hepsi ayrı bir boyutu. 2018 yılı.